toplumunda benim tezimde de kullandığım ölçeklerden bir tanesi, anne baba tutumu ölçeklerinden bir tanesini kullanmıştık tezimde. Burada şöyle bir sonucu elde ettik. 120 kişilik anne babaya uygulama yaptığım zaman bunlardan 90 tane anne aşırı koruyucu çıktı. Biz genelde yetiştirirken koruyucu kollayıcı olmayla aşırı koruyucu kollayıcı olma, bağlı olmayla bağımlı olmayı karıştıran ebeveynleriz maalesef. Anneler çocuğun bir şey yapmasına izin vermiyorlar ya da fırsat vermiyorlar. Konuşması için izin vermiyor çünkü anne onu çok iyi anlıyor. Yürümesi için izin vermiyor çünkü her düştüğü zaman arkasından tutan bir anne var. Çoğunlukla en çok zamanı anneyle geçirdiği için burada anne baba tutumlarından çok annenin tutumları etkili. Annenin yanlış yaptığı, bilerek, istemeyerek yapmış olduğu yanlışlar. Ben burada şöyle bir şey söylüyorum. İyi niyete zarar vermek çocuğa. Çoğunlukla iyi niyete zarar veriyorlar. Burada tutumlar arası dengesizlik. Bunu eşiyle konuşarak yapmak lazım. Örneğin akşam yemekten önce çikolata yenmesi yasak diyelim ki. Bu eşler arası bir çatışmaya neden oluyor. Bu tartışmayı çocuğun önünde yapmamak. O anda çocuk o çikolatayı yesin. Daha sonra çocuk yattıktan sonra anne ya da baba birbirine desin ki ben çocuğun yemekten önce çikolata yemesini istemiyorum. Bu doğru bir davranış değil. Lütfen çocuğun yanında beni rencide etme. Yani birbirlerinin arasındaki tutarsızlığı çocuğun yanında yaşadıkları zaman çocuk kimi kullanacağını çok daha iyi kestirebiliyor. Ve ileriki bir şey talep edeceği zaman çocuk ona gidiyor ve ondan istiyor o durumu. O yüzden anne babanın tutarlı olması, aşırı koruyucu olmaması, onun dışında hiçbir şeyin aşırısına kaçmaması, aşırı hoşgörü de değil. Aşırı ilgi de değil, hiçbir şeyin aşırısıyla uğraşmaması, çocuğun davranış problemleri zemin hazırlamamasının neden olabiliyor. Kardeş dünyaya geldikten sonra genelde bazı davranış problemleri ortaya çıkabiliyor. Burada evdeki dengeyi sağlamak, kardeş dünyaya geldiği için çocuğu hediyelere boğmak ya da insanlar geldiği zaman bununla ekstra ilgilenmek, ekstra bir şeyleri yapmak. Sonra kardeş büyüdüğü zaman bu ilginin, sevginin paylaşılacağını fark etmeyen çocuk da kardeş kıskançlığı oluşabiliyor. Bunu gördüğü zaman da müdahale etmek çok zor. Yani aslında anneler babalar adım atmadan önce iki kez düşünüp ondan sonra hareket etseler çok daha rahat edebilirler diye düşünüyorum.